Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Pazartesi günü bizim ülkemizden futbolcular gelecek arkadaşlar. Pazartesi günü iki tane paket geliyor. Hem bizim ülkemizden futbolcular hem de İtalya Ligi'nden hücum futbolcuları. Bugün de sürpriz paketler geldi arkadaşlar. Bundan önceki videomuzda değinmiştik. Oyun bu sabah da 8-9 aralığında bakımda. Bakım öncesi iki tane epik paketi getirdiler. Hatta epikler güçlendirici öğesine sahip oldukları için çok yüksek seviyeli arkadaşlar. Kadromuzda bayağı yukarıya çıkıyor. Hatta bu epikleri çıkaran bir arkadaşımızın kadrosunu topluluk kısmından da paylaşmıştım. Çok yüksek seviyeli. Elimizdeki o eski epikleri de birazcık kullanılamaz hale getirecekler. Seviyeler daha da yükselecek. Çünkü Konami dedi ki güçlendirici öğeler getirmeye devam edeceğiz. Biz bu oyunculara bir de sonradan güçlendirici öğeler basarsak seviyeler uçacak gibi görünüyor arkadaşlar. Her oyuncuya da güçlendirici öğesi basılmayacak dedi Konami. Pazartesi gelecek oyunculara bakacak olursak arkadaşlar hemen pazartesi açalım. Ülkemizden kimler seçilmiş? Mert Günok. Kaleci olarak Beşiktaş takımının kalecisi Mert Günok var. Santrafor'da Edin Dzeko. Hedef adam oyun tarzıyla gelecek. Gizli forvet Mertens. Galatasaray'dan Mertens. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Burada ofansif orta saha Laiç var. Karagümrük'ten seçilen. Onun dışında göbek futbolcusu Sergio Oliveira tam orta saha oyun tarzına sahip. Stoper Kaan Ayhan oyun kurucu oyun tarzına sahip. Sağ bekte de kullanabiliriz. Defansif orta sahada da sağ açıkta Cardoso, verimli kanat Kayserispor'dan seçilen isim. Ofansif orta saha Samu Sayıs Sivasspor'dan 10 numara oyun tarzına sahip. Fenerbahçe'den bek futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ama sağda kanatta açıkta oynayabilir. Sol bekte sol kanatta oynayabilir. Ferdi'nin geçmişte milli takım kartı bayağı iyiydi. Çalımları falan da vardı. Göbek futbolcusu Jesson Fernandes bakalım maksimum seviyesi nasıl olacak? Çok hızlı olacak bir defa. Savunma özellikleri pası ilk seviyesi de iyi. Maksimum seviyesine bakmak lazım. Maksimum seviyeleri pazartesi sabah açıklanacak arkadaşlar. Ve son futbolcumuz sol bek Eren Elmalı. Trabzonspor'un hücumcu beki sol bek futbolcusu. Zorlanırsak sağ bekte de kullanabiliriz. Biraz düşse de yine de kullanılabilmekte. Pazartesi bir de İtalya Ligi'nden hücum futbolcuları gelecekmiş arkadaşlar. Ama buradaki birçok futbolcunun seviyesi yüksek olmayabilir. Ha, Osimhen var. En yüksek seviyeli. Oraya Konami yerleştirmiş. Şimdi çok yüksek seviyeli olacaktır. Ama burada düşük seviyeli isimler de var. Okafor. Sonra bir tane daha santraforumuz. Retegui. Cenova'nın santraforu. Sol açık var burada. Gonzales. Verimli kanat. 85'ten 82-85 kadromuzda. Yüksek seviyeye çıkma ihtimali var. Lazio'nun santrafor futbolcusu. Bunların dışında burada da bir tane ismimiz var. Ofansif orta saha. Hücum futbolcuları tercih edilmiş. Çok da yüksek seviyeli değil. Yani bizim ülkemizin paketi keşke adaylı sözleşme paketi olarak gelseydi arkadaşlar. Dururdu orada bir ay boyunca. Biz de istediğimiz futbolcuyu alırdık. Şimdi oradan bir iki futbolcu istiyoruzdur ama çıkarmak zor olacak e-futbol parasıyla. Seviyeler de çok yüksek olmayabilir. Belki birkaç tane futbolcunun seviyesi yüksek olacaktır ama e-futbol parasıyla açılmayıp keşke adaylı sözleşmeyle getirselerdi. Pazartesi günü bu iki paket oyuna girecek arkadaşlar. Bugün de iki paket geldi. Dün de paketler geldi. Pazartesi günü o paketler oyuncu paketlerine baktığımızda çok fazla olmuş olacak. Ama bunlar için tabii e-futbol parası gerekiyor. Keşke oyunda daha fazla e-futbol parası kazanılacak. Etkinlikler olsa, hediyeler olsa. Bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.